Merhaba Sayın Seyirciler, yeni de gündemden sizleri selamlıyoruz. Evet, bugün 12 Mart Perşembe ve konuğumuz Sayın Naime Hoş. Naime Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet Naime Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi 1. Bölge Milletvekili adayı. Evet. Evet, birer yüzle başlamak güzel güne. Günaydın diyorum herkese, seyircilerine, 7 günün seyircilerine merhaba diyorum. Evet, hep güler yüzlü müsünüz? Ben hep güler yüzlüyüm. Hoşum, iki kere hoşum. Naime de hoş anlamda. Söylediğinizde hoş geldiniz. Hoş yani, bütün kentlerin başında hoş geldiniz, her yerde hoş geldiniz diyor. Ben de hoş geldim. Evet, güzel bir şey gerçekten. Naime Hoş kimdir? Bir tanıyabilir miyiz kısaca? Naime Hoş bir kadın. İzmir'e 1982'de evlenerek geldim. İzmir'e gelin geldim. Hep Ardahan'dan gelin alın derler. İzmir Ardahan'dan gelin aldı. Ardahan'dan, Kars. Evet, evet Kars Ardahan. Eğitim falan orada mı oldu yoksa İzmir'de? Benim eğitimim çok şanssız bir dönemdi. 80 ithilali oldu. Kötü bir dönemdi. O yüzden babam beni zorla evlendirdi. Oy. Bu çok önemli bir şey. Benim eğitimim lise 2. sınıfta yarım kaldı. Sonra İstanbul'a gittim. İstanbul'da çok güzel eğitimler aldım. Hı-hı. Çok önemli hocalardan İstanbul'da eğitim aldım. Bunlar Okan Bayülgen, Mehmet Ali Erbil gibi arkadaşlarım hep ünlü oldular. Ben oradan hepsini iyi hocalardan diksiyon almıştım. 80'de, 81'de. Sonra evlenerek İzmir'e yerleştim. Ev hanım oldum. Yıllarca ben evde oturdum. Çocuklarımı büyüttüm. 3 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Çocuklar? Benim 2 kızım var. Bir oğlum var. Erken anne oldum. Evet. Onların eğitimiyle başladım zaten sosyal çevreme de. Onlar harika çocuklarımdı. Ben çocuklarımı çok seviyorum. Bütün çocukları çok seviyorum. Benim çocuklarım okula başlarken ben siyasete başladım, hayata başladım. Kaç yıllarıydı? 90 yılında başladık. 90 yıllarda siyasete başladınız. Evet, 90 yılı çok güzel bir yıldı. Bir çok etkinliklerin, bakın derneklerin o zaman kurulduğuna bakın. Hepsinin içinde ben vardım. İzmir'de? Evet. Atatürkçü Düşünce Derneği olsun. Okul aile birliğinin ilk biz okulda o zaman hani bir yanlışlık olmasın diye onları dernekleştiren de biziz. Hani okul aile birliği vardı bir de yani birkaç tane böyle birlik o zaman biz içinde hani çalınmasın diye bir sürü etkinlikler yapmıştık. Ben genç, hevesli birisi olarak öğretmenler, arkadaşlarım beni çok severlerdi. Huzur evleri giderdik. Çocuk esirgeme kurumuna. Yani sosyal alttan gelen biriyim. Siyasete nasıl başladın? Siyasete zaten biz Ardahanlıyız. Ben siyasete çok erken başladım. Ben çok siyasetin içinde bir ailenin çocuğuyum. Laik bir ailenin çocuğuyum. Yani siyasetim benim çok eskiye dayanıyor. Aileden, kökten geliyor. Biz vatanımızı çok seviyoruz. Yani devleti çok seviyoruz. Devletin çok üstün olmasını istiyoruz ki hiçbir kurum devletin üstün olmasın. Bu yanlış oluyor. Yani bugün bir sürü vakıflar, okullar açıyor. Ben devlet okullarını, milli yani okulları önemsiyorum. Onun için savaş veriyorum. Yani ben çocuğumu devlet okullarına göndermek istiyorum. Evet. Partide görevleriniz oldu mu? Şimdi partide 94'tü sanırsam Deniz Baykal gelmişti. Deniz Baykal beni çok severdi. Bu kız çok akıllı. Hemen git anayasayı öğren, seni vekil yapacağım. Yok canım dedim ben nerede, vekil nerede falan. Hep böyle sevilen birisi oldum. Siyasette 1500'e de koşup ikna ettiğim, yani çok gittiğim yer mutlaka CHP'li olurdu. Sonra biz Bayraklı'da MHP'den sandalye alabilen birisiyim. Hemen yaparım. Ama ben hiç böyle delege olayım, olmuşumdur. Önemsemiyorum. Hani delege olmuşum, bir şey olmuşumdur. Onları ben önemsemem. Ben halkın içinde arkadaşlarımızla beraber hemen en üstüne gidebiliyorum. Hemen onun için hep gönüllü oldum yani. Çünkü benim bir niyetim yoktu. Ta ki 40 yaşıma geldiğim zaman ben şey olacağım dedim yani milletvekili olacağım diye bugüne hazırlandım. Çok zor bir şeydir. Siyaset herkesin yapacağı bir şey değildir. Evet. Siyaset çocuk oyuncağı değildir. Olacağım yani, diye yola çıktınız. Evet, hazırlandım. Peki daha önceden de aslında bir denemeleriniz oldu herhalde Çeşme'de. Çeşme'de çok yakında oldu. 2011 yılında CHP yani
Kılıçdaroğlu'nun dönemi başladığı zaman çok hareketler ettim. 400 kişiyle 500 kişiyle Ankara'ya gittik, destekledik. O sırada bana MYK'da gösterilen kadın olduğum veya işte hep söylendi. Sonra 2011 seçiminde Ardahan milletvekili veya İzmir milletvekili diye genel başkanımdan teklif geldi. Ben hazır değildim. Nasıl hazır değildim? Benim çok yakın, çok acı bir şey var. Hasta bir kardeşim vardı. Çeşme'de de aday olduğumda kardeşimin iyileştiğini düşünmüştüm. Fakat ne yazık ki kardeşimi kaybettim yani. Çeşme Belediye Başkanlığı denemesi oldu herhalde. Severek yaptım. Bana teklif geldiğinde Konak dediler, Kadıköy dediler, her yer, bütün arkadaşlarım teklif etti. Fakat ben Çeşme'de iş bulabileceğimi, gençlere iş verebileceğimi düşünerek konağa baktım, hesapladım. Ben piyasa araştırmacısıyım. Çok işsiz insan var. Çok üzülürüm yani. Birisi bana iş istediği zaman veremezsem çok üzülürüm. Kadın olarak ben Çeşme'de çok şeyler yapabileceğimi düşünüyordum. Hani gençleri turizm bizim çok önemli bir kaynağımızdır. Bizim fabrikamızdır. Ülkemiz bizim cennettir. Kimse ülkemizin ne kadar güzel ve biz bu güzel ülkeyi iyi kullanamıyoruz. Yani inanılmaz güzeldir. Güneşimiz güzel, doğamız güzel, insanımız çok güzel. Biz bunu güzel satamıyoruz. 5 yıldızlı oteller yapılıyor turizm yerine. Her şey beni acıtıyor. Yani çok farklı. Hani kapitalizm diyorlar. Kapitalizm çok acı bir şey. Bizi köleleştiriyor. Bunu fark ediyorsun, üzülüyorsun. Ben çıldırıyorum. Her zaman, her yerde benim için siyaset çıkıyor. Bir adaya gidiyorum, böyle tatil yapacağım, gözlerimi kapatıyorum. Hani orman içinde. O sırada bir bakıyorum, zeytin ağaçları kesiliyor. İnanılmaz bir şey. Benim içim acıyor. Yani ülkesini seven bir insan, ülkesinin nimetlerinden yararlanmak istiyor. Herkesin yararlanmasını istiyor. Benim çocuklarım yurt dışlarına gidiyorlar. Anne diyorlar, hiçbir şey yok. Hava kötü, nemli, bir tane tapınak var. Herkes kuyrukta. İyi satıyorlar. En kötü ülkeler bile iyi satıyor. Bizim turizm, tarım, bizim çok sanayiye yönlenmemiz gerekmiyor. Ben böyle düşünüyorum. Bizim turizm yani. Bir de tarih. Özellikle Ege bölgesinde demek istiyorum. Ege bölgesi cennet, İzmir cennet. Dünyanın en güzel şehridir her dönemde. 5000 yıl önce de böyleydi, bugün de böyle. Fakat İzmir'de çok acı. Bakın Atatürk fuarı yapmış. Yani Atatürk dönemi, İsmet İnönü. Yani o dönem burayı dünyaya açmış. Bugün İzmir kadar tanıdığım, sevdiğim bir yer yok. İzmir'in kadınları çok şanssız. İş yok. Eskiden Beşikçioğlu şudur budur tütün çok vardı. Ama hepsi kapandı. Yani her şey çok vardı. Ben çok doluyum yani. Çözüm şöyle bir şey. En basit bir şey. Bakın balıkçı halimiz vardı şurada. Konakta. Eski konak. Şimdi orayı böyle 49 yıllığına başkasına veriyorlar. Ya ben orayı çiçek pasajı gibi yapardım. Devlet işte birine veriyor 49 yılına. Satıyor yani. Ben orayı böyle midyesi, kokoreçi, İzmir'in tadı. Yani İzmir'in lezzeti var. Böyle bir yer yaparken de demirlerle kapatılmış. Falcıları, dansözleri olur orada. Böyle bir şey olamaz ya. İzmir başka, hani McDonald's öbürü, yani ismini bilmiyorum. Onların gençlerimiz hani midye yemeli, kokoreç yemeli. Bıraksınlar yani, seyyar satıcıları da bıraksınlar. Çok güzel sahillerimizde bu tadı, turizmi yaşamamız lazım İzmir'de. Ben çok modernliğe karşıyım. Ben böyle otantik seviyorum. İzmir'in otantik tadı çok güzel. Evet. Çeşme'de öyle. Evet. Çeşme'de ev turizmi vardı ve eskiden giderdim. Çok mutlu olurdum. Evlerde kiralardık. Şimdi işte bazı yerler var. İsimlerini söylemeyeyim. Onlar hiç turisti Çeşme'yi dolaştırmıyorlar. Otellerde kalıyorlar. Havuzlara giriyorlar. Gidiyorlar. Evlerinde gitsinler. Yani çok konular konuşacak ama kısacası biz daha güzel tanıtacağız ülkemizi. İzmir'de yapılması gereken çok şey var. Çok şey var. Çok. Yani İzmir'de ben olacağım. İzmir böyle çok güzel bir yer. Turist gelecek. Ve bir de şey gelecek. Dünyanın her yerinde çocuklar buraya tarih öğrenmeye gelecek. Bunu yapmaya çalışacağım. Dünyanın her yerinde çocuklar burada tarih görecek. Çünkü burası medeniyetler yeşili. Dönem dönem kat kat tarih var.
Yani Çeşme'ye gidip de mesela tarih yerlerine gitmeyen insanlara ben şaşırıyorum. Kaç dönem var üst üste? Evet, tarihimiz satmasını bilmiyoruz herhalde değil mi? Hiç bilmiyoruz. Hiç. Yani Çeşme'yi tanıtırken mesela oradan girdim. Ne de olsa belediye başkanlığından. Üç tane sanatçı hanım ya da işte öyle tanıtıyorlar. Bizim Çeşme öyle değil. Çeşme'nin tadı var, rengi var, kokusu var. Çok güzeldir yani. Peki ailede sizin bu siyasete girmenize ne diyorlar? Ailede benim ailem siyasette... Çünkü genellikle bayanlar siyasete girdiği anda özellikle eşleri tarafından engellenmeye çalışılır. Yani işte ne işim var ya da çocuklar engeller. Yani ben çocukluğumda babamın sevgili kızıydım. Hı-hı. Çok siyasetin içinde, çok erken yaşta, çok her şeyi hatırlayan ve yaşayan birisiyim. Ardahan Göl'e çok önemlidir aslında siyasette. Biliyorsunuz Sırrı Atalay, Atalay ailesi, işte babamın geçmiş çok çok güzel bir tarihimiz var bizim. Biliyorsunuz Cumhuriyet Anadolu'da kuruldu. O insanların torunuyum. Bütün yakın tarihi ben çok iyi biliyorum. Hiç kimsenin bilmediği notları biliyorum. Fakat onlar susmuş, ben de susuyorum. Çok güzel yani. Cumhuriyetimiz bizim orada kurulmuş. Çok güzel insanların elinde, güzel Atatürk'e güvenmiş ve arkasından gelmişler. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Çok yakında okuduğum bir kitapta da yine ben sürekli nutuk okurum. Atatürk'ün nutkunu çok okurum. Çünkü oradan bana bir yerler çıkar. Bir kitap okuyacaksam bakarım, merak ederim, tanırım. Gider çocuğunu görürüm. Bir kitapta şöyle diyor. Atatürk'e Enver Paşa git 9. Tümen'i al, Çanakkale'ye git demiş. 9. Tümen diye bir askeri birlik yokmuş. Ve Atatürk gitmiş. O çocuklardan olan bir tümen kurmuş. O çocukların torunuyum ben. Evet. Ve Çanakkale'yi geçmiş. Almış, İzmir'i almış. Bunu gururla söylüyorum. Evet, geçmişten günümüze dönmüş. Evet, Türkiye'ye bakınca Naim Hanım neler görüyor? Türkiye'ye bakınca aslında çok üzüldüğüm bir şey oldu. Bakın, bir adam eğitimi dinden almış. 20 yıldır, kaç yıldır o dönem yaşanıyor. Din eğitimi almış. Kendince iyi bir şey yapıyor, kendince. Çünkü o öyle bir eğitim almış, dini bir eğitim almış. Yani idarecilik öyle bir şey değil. Sonuçları... Evet. Bizim ülkemize daha çağdaş, medeni gelecek yanlışları göstermeye çalışıyoruz. Yani bu konuda hiç konuşmak istemiyorum. Zaten herkesin bildiği şey, çok yanlış yola gidecekken çok çalıştık. Yani biz hareketler ederek, işte eşarp konusu yıllardır konuşulur. Eşarp konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne ben arkadaşlarımı bırakın, eşarpını hanımlar örtmek istiyorsa örtsün. Hanım üzerinde, kadın üzerinde ben siyaset yapılmasını istemiyorum. Çünkü bu yeni değil. Bunu AK Parti çok iyi kullandı. Bu yeni bir şey. Milli Selamet Partisi'nde ben çocukluğumdan beri, ben 13 yaşındayken babam bana başımı örttürüyordu. Ben bunun için evden kaçacaktım. Savaş verdim. Çünkü babam o sırada işte sanırsam Türkeş'le konuşuyor. Genç bir adam, ilk çocuğuyum. İşte Asena diyor o zaman. Ay yok, ben solcuyum, hep solcuyum. Yani Ecevitçiydim aslında. Benim solculuğum Ecevitçilikle başladı. Annemlerin de babamların da hepsi sevdiği biri. Ama o sıra babamın hani gençliğinde böyle bir şey vardı. Ama siyaset için ben yetiştirildim. Ailede böyle sevdikleri, babam beğendiği siyasetçileri, bak kızım bu işte böyle düşünüyor, bu ne kadar değişik düşünüyor. Böyle bir babanın çocuğuyum. Aslında siyaset üstü bir ailenin çocuğuyum. Türkiye'de kim iyi bir şey yapıyorsa ona destek veren bir ailenin çocuğuyum. Evet, Türkiye ile ilgili başka neler söyler? Türk siyasi bir bakış şöyle. Yani şu anda bizim tabanın %99'u CHP'li. Bunu biliyorum. Çünkü ben tabanla 9 yıldır birebir binlerce insanla konuşmuş biriyim. Ya o kadar bir şey, iki sakalı bu kadar adam geliyor. Benim nasılsa kızım bu CHP niye artık gelmiyor diyor. Saatlerce hiç ben ona işte CHP'liyim veya demiyorum. İşte taban müthiş. Şu anda biz yani tek parti olarak çıkabilecek durumdayız. Ama bizim partimizin içine inanılmaz kişiler cirit atıyor. Paranın gücüyle.
Yani para çok dehşet insanları satın alabiliyor. Bakın bizim partimizden her şeyi çok yakından izliyorum. Belki çok iyi anlatamam ama partimizin içine son 5 aydır benim yaşadığım stresi hiç kimse bilemez. Kimse de bilemez o parti nasıl kurtuldu. Partimizin içinden bir milletvekili giderken etrafındaki arkadaşlarını da götürmek istiyor. Bütün teşkilatlara arkadaşlarını koyup orada örgütlenip CHP'ye yıkmaya çalışıyorlar. Herkes giderken onu yaptı. Çok üzülerek söylüyorum. Partimizin içinde ama artık bitti. Ben partimi kurtardım. İstanbul'a 5,5 aydır kendim gibi arkadaşlarımla gece gündüz uğraştık. Arkadaşlar bu partiler sahte kuruluyor, hızlı kuruluyor. Bak seçime çok az kaldı. Yine giden vekillerimizle de konuştum. Siz bizim partimize zarar vermeyin. Gidecekseniz gidin ama bizim ailemize dokunmayın diye çok uğraştım. Giden vekiller derken kimden bahsediyorsunuz? Gider vekiller Emine Hanım da söylüyorum. Birgül Hanım da gitti. Yine birkaç kişi çevrelerinde yapıyor, bir şeyler yapıyorlar. Seçim dönemine çok yakınken böyle bir şey darbedir bizim partimize. Hem de o partide maaşını alıyor. Bakın ben CHP'den maaş almıyorum. Milletvekili değilim. Hiçbir şey almıyorum. Kendi kuaföre gidiyorum. Kendi paramla. Benim tek yani gelirim yok yani partide. Hiçbir şeyim yok. Hep veriyorum. Çünkü ben politikacı olacağım. Çok rahatım şu anda. Akşam siz aradığınızda ne hazırlandım ne de bir şey. Çünkü her şeyi çok fazla hissederek, bilerek, emek vererek geliyorum. Bakın ben İstanbul'da aday olabilirdim. Yani oradaki çalışmalarımda teklif geldi. Büyük abilerimiz var CHP'nin. Üstadlarımız var. Hiç aday olduğumu, Naymanş olduğumu söylemedim. Ya dedim biz nereden başlayalım? Herkes bana dedi ki İzmir'den başla. Çünkü dediler Atatürk İzmir'de başlamıştı. Bana onu layık gördüler. Ben bununla çok gurur duyuyorum. Ben kendimi tanıtmak amacımda değilim. Zaten üyeler beni tanıyor. Sosyal medya beni tanıyor. Milyonlarca insan var arkadaşlarım. Hepsi beni biliyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben liseyi bitirmedim. Kars'ta bitirmedim. İzmir'de Gazi Lisesi'nde bitirdim. Sonra açık öğretime başladım. Açık öğretimde okuyorum. Açık öğretimde okudum, bir ara bıraktım. Yeniden halk çıktı, tekrar okuyorum. Ama hep öğrenciyim. Her konuda kendi merak ettiğimde uzmanlaşıyorum. Yani diplomasız uzmanım ben. Çünkü merak ediyorum. Çünkü bir hoca görüyorum, çok beğeniyorsam onun dokümanlarını alıyorum, okuyorum. İnsanın kendini... Uzmanlık derken ne konularda uzmanlık? Bir kere sosyal çevremle insanların da hareketlerini, insandan besleniyorum. Yani insana yardım ederken sorunu birisinden insanlarla sorunu alıp kendim köprü oluyorum. Uzman kişiye götürüyorum. Ve asla buna reklam yapmam. Ben yolda gördüğüm bir insanı eğer kendi çözememişse mutlaka ona destek olurum. Ama bunu reklam etmem. Bunu herkesin yapmasını isterim ama bu bende de birazcık aileye olan özlemden. Hani buraya çok büyük bir aileden İzmir'e geldiğim zaman bütün komşularım çok severek söylüyorum. Hepsi bana güzel gelin dedi. Çok bağırlarına bastı. Benim bir sürü annem oldu İzmir'de. Yani İzmir halkı çok sempatidir. Çok iyi insanlardır. Ben İstanbul'a gidiyorum. Yine yanımda bir İzmirli olunca hiç sarılıyoruz yani. Çünkü onlar annem gibiler hepsi. Yani büyüklerimiz, sonra gençler. Böyle karışık hem her yerden gelmiş. Yani herkes benim gibi aslında. Şehirlerde odur. Ben yöreselliği sevmiyorum. Hani siyasette yöreselliği sevmiyorum. Şehirde yaşıyoruz. Ama şehrin renklerini seviyorum. Hani işte bu mahalle şudur. Hepsini çok seviyorum, biliyorum, yaşadım. Mesela konağın, Kemeraltı'nın, Bit Pazarı'nın hepsinin rengi aynı olsun. Yani onlar güzel öyle. Bozulmasını istemiyorum. Evet, Türkiye şu anda nasıl görüyorsunuz dünya arenasına bakınca? Şimdi yanlışlar, doğrular. Ben çok dikkat ediyorum. Yani benim kendi dünyam var. Ben çok dikkat ediyorum. Nereden ne gelecekse biliyorum, hı-hı, takip ediyorum. Şu anda savaşları biliyoruz. Onları çok yakından takip ediyorum. Onların yanlışlarına biz de gidebilirdik.
Dışarıdan gelen etkileri çok fark ediyorum. Mesela bugün kadın hareketi başlıyorsa birdenbire bizim kadınlar müthiş bir şekilde örgütleniyor. Halbuki aynı olayı her gün yaşıyoruz. Her dakika yaşıyoruz ve bakmıyoruz bile. Ama dışarıdan bir hareket gelince onunla birden müthiş bir örgütlenme ortaya çıkıyor. Yeterli bir örgütlenme var mı size sivil toplum kuruluşları içerisinde? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Gezi konusunda ben Gezi'nin arkasında duruyorum. Gezi'nin arkasındayım. Gezi çok güzel bir şeydi. Yani örgütlenme çok güzel oluyor. Çok güzel insanlar çalışıyor. Artık gençlerimiz hani silahlı örgütlere yani gitmiyorlar. İllegal olanlar. Artık herkes internetten paylaşıyor. Güzel şeyler yapıyorlar. Kötü şeylere hayır diyorlar. Gençlerimiz çok güzel. Gençlerimiz müthiş. Yani ben 50 yaşındayım ve hafızam benim çok iyidir. Birikimim çok fazladır. Ama bekliyorum 15 yaşında çocuk. İnanılmaz. Ona hayranlıkla bakıyorum. Çok yetişiyor çocuklar. Hızlı eğitim alıyorlar. Bir de eğitim sistemimiz çok önemli. Eğitim sistemimiz artık çok yani inanılmaz kötü. Ya nasıl kötü? Ben oğluma istersen 15 dakikada tarihimizi öğretebiliyorum internetten, medyadan. Okul çok önemli. 5 gün gerekmez. Bizim çocuklarımız 9 gün okula gidiyor. Yani etüttür, bilmem nedir. Eğitemedik. 35 yaşına geliyorlar. Halen bilmem master, yüksek master. İnanılmaz kötü. Yani eğitim çok kısa olabilir, çok zevkli olabilir, yeni sistem olabilir. Haftada 4 gün okula gidilebilir, diğer günler hiç çevremizi tanımıyoruz. Çocuklarımıza çevremizi, doğamızı tanıtacak etkinlikler yapabiliriz, programlar yaparız. Yani çocuk 3 tane eğitim birden alıyor. Birisi okula gidiyor. Okuldan dershaneye gidiyor. Dershaneden eğitime farklı işte çok paralı eğitimlere gidiyor. Çocuklarımız yani aşık olacak zaman bulamıyorlar, evlenecek zaman bulamıyorlar, iş bulamıyorlar. Çok acı yani gençlerimiz. Kötü yani, mutsuzlar. Hani çok yüksek zekalı olup da iş bulamayan zavallı çocuklarımız var. Çünkü evet, üretmek değil. Özellikle İzmir'de değil mi? İşsizlik çok yoğun. Elbette ben İzmir'de yaşıyorum. Benim çocuklarım İzmir'de büyüttüm. İşsizlik çok... işsizlik değil. İzmir okuyan çocukların olduğu bir yerdir. Aileler okumuş insanlar, kültürlü insanlar. Memur şehridir İzmir. İzmir'de... Karşıyaka'da olsun, her yerde üniversite şehri olsun. İzmir şahat güzel bir yerdir yani. Ama İzmir şu anda üretmiyor. Yani İzmir'de sadece gelir yok yani. Hazır yiyici bir durum oldu. Bunlar da tabii daha sonra projelerimiz İzmir'de, var. İzmir'de şöyle bir sorun var. Bir de yapılan hiçbir şey yerini bulamıyor. Şöyle daha doğrusu. Yerel yönetimden bir şeyler yapmak istiyor, buna Ankara karşı çıkıyor, Ankara bir şey yapmak istiyor, yerel yönetim karşı çıkıyor. Ya da her ikisinin yapmak istediği bazı şeyler var, sivil toplum kuruluşları mahkemelere gidiyor, engelleniyor bazı şeyler. İzmir'deki bu durum biter mi? Kaos. Yani... Dolayısıyla İzmir'e hiçbir şey yapılamıyor. İzmir'e herkes göz dikmiş, AK Parti de göz dikmiş. Ama İzmir'e doğru projeler, İzmir'in doğru projesi İzmir'in kendisi gibi kalmasıdır. İzmir'i kendisi gibi iyi tanıtılması lazım. İzmir'in limanı kimin elinde? İzmir'in fuarı nasıl? Çok iyi değerlendirmek lazım. Bakın dün Kadınlar Günü için fuarda 3 günlük bir etkinlik hazırlandı. Ama İzmirli'nin haberi olmadı. Fuar bomboştu. O kadar güzel hazırlanmış. Büyükşehir Belediye'miz hazırlanmış. Çok güzel bir etkinlikti. Ama hiç kimsenin haberi olmadı. Orayı güzel bir tanıtabilirdik. Yani herkes gelseydi... Bunda sorumlu kimin? Bilemiyorum artık yani çok İnsanlar güzel hazırlanmış. İnsanlar artık bu tür şeyleri yoksa? Hayır haber ben duymamıştım. O haberi ben işte milletvekillerinin toplantısı vardı bizim fuarda. Tesadüfen çıktım. Arkadaşlarımız biz buradayız ne yapıyorsunuz? Benim haberim yok. Yani biz oraya gittik. Ziyaretler ettik. Çok güzeldi ama hiç kimsenin haberi yoktu. İşte kadınlar bütün dernekler oradaydı. Çok da şıktı. Çok da güzel emeklerini koymuşlar. Ama İzmir'in kadınları ondan haberi olmadı. Çünkü benim de olmadı. Hani basından yayılabilirdi, televizyonda reklam yapılabilirdi. 3 gün sürdü. Dernekler orada ama derneklerin temsilcileri var, üyeleri yok. Evet yani haber olmamış. Çok yani dernek
üyeleri gelebilirdi. Normal dernek üyeleri zaten faaliyettedir. İnsanlara duyurulabilirdi, okullara duyurulabilirdi. Sen ilk fuar açıldığında kitap fuarı, ben çocuklarımı okulların sınıf annesiydim, hep okul aile birliğinde. Hepsini fuara getirirdim ben çocuklarımı. Sonra bütün parklara götürürdüm, pikniklere götürürdüm sınıf annesiyken. Ben müzelere götürürdüm çocuklarımı. Hem ben öğrenirdim hem çocuklarım öğrenirdi. Benim çocuklarımla okuyan arkadaşlarımın bütün çocukları şu anda çok önemli okudular. Hepsi çok iyi oldular. Demek ki insan bir şey yaptığında hem kendi yapıyorsun hem de çevrendeki. Ama şu anda ben çevremden değil, bütünü istiyorum. Yani bütünde iyi olalım diyorum. Çünkü çözemiyorum. Son zamanlarda Türkiye'de inanılmaz mutsuz insanlar var. İzmir'de boşanma oranlarını gidip aile mahkemelerinde öğrenebilirsiniz. Çok aile bölünüyor ve çocukları kalıyor. Çok hukuki sorunlar var, mutsuzluklar var. Hepsi işsizlikten oluyor. Evet, işsizlik kanayan bir ara. Ailelerde de birçok sorunlara neden olabiliyor. Evet, süremizin sonuna da geldik ama ben son sözü yine size vermek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partileri, İzmirlilere neler söylemek istersiniz? Buyurun, ekran sizin. İzmirlilere şunu söylüyorum, bana oyunuzu veriyorsunuz. Kaçıncı sırada? Size söz veriyorum. Kaçıncı sıradasınız? CHP istediğiniz yere gelecek. Evet. Kaçıncı yani, sırada olduğunuzu da söylersiniz? Şu anda 47 numaradayım. 47. sıradasınız, evet. Evet. Birinci bölgeden birinci olmak istiyorum. Evet, çok teşekkürler Naima Hanım. Size başarılar dileriz. Yeni gün ailesi olarak çıktınız yolda. Evet sayın seyirciler, yeni günde gündem burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Naima Hoştu, Cumhuriyet Halk Partisi 1. Bölge Milletvekili aday adayı. Kendisine başarılar diliyoruz ve yeni bir yeni günde gündemde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.